Bu antik Yunan'da ev gereci olarak kullanılması amaçlanan yani araçsal bir işlevi olan bir çanak ve sanat eseri. Bu orta çağda yapılmış dini metinleri görselleştirmek suretiyle insanları bilgilendirme amacıyla yapılan bir duvar resmi. Bu da bir sanat eseri. Bu ise 18. yüzyılda yapılmış Burjuvazi'nin yüksek zevkleri ve beğenisine hitap eden bir nevi dekoratif nitelik taşıyan bir resim. Bir sanat eseri yani. Bu pisuar da bir sanat eseri. Bu siyah kare de bir sanat eseri. Bu saçma ve anlamsız gözüken kolaj da bir sanat eseri. Bu sabun kutuları da sanat eseri. Ve bu dışkı da sanat eseri. Hatta ve hatta bu araba lastikleri de sanat eseri. Daha beteri bu ölmüş ve dondurulmuş köpek balığı da bir sanat eseri. Gördüğünüz gibi sanat üzerine konuşmak diğer şeyler üzerine konuşmaktan biraz daha farklı. Yani sanat olmak demek su şişesi olmak veya yatak olmaktan farklı. Hiçbirimiz bir yatağın yatak olup olmadığı konusunda şüpheye düşmüyoruz ama bir şeyin sanat eseri olup olmadığı sorusu özellikle 21. yüzyıl sanatı dikkate alındığında hayli tartışmalı bir konu. O halde aslında videonun da başlığındaki soruyu yanıtlamak için yani yapay zeka bir sanat eseri üretebilir mi sorusunu yanıtlamak için Öncelikle sanatın ne olduğu hakkında konuşmamız lazım. Çünkü yapay zekanın üretimi bir sanat eseridir önermesindeki öznenin yüklemle uygun olup olmadığını tartmamız için öncelikle bizim bir sanat tanımına ihtiyacımız var. Eğer böylesine bir sanat tanımı ortaya koyabilirsek bazı şeylere bakıp hm, bu sanat, bunlar sanat eseri değil dememiz mümkün hale gelebilir. Biz bugün sanat deyince Hepimizin kafasında böyle bir belirli bir sanat tanımlaması var. Sanki böyle resim veya heykel güzellik içeren evimizin bir kenarında duran milyonlarca dolara satılan böyle ünlü sanatçıların yaptığı şeylere sadece sanat diyoruz. İşte müzelerde sergilenirler ve biz onlara dokunamayız türünden bir sanat kavrayışımız var. Fakat bu sanat kavrayışı aslında 18. yüzyılda inşa edildi. Yani toplamda 200 ya da 300 senelik bir geçmişi var. Ondan önce antik çağdaki sanat kavrayışı bundan hayli farklıydı ve tarih boyunca da sürekli olarak devindi. matematiği düşünün. Matematik aksiyomatik bir sistem. Ne demek bu? Bazı ön kabullerimiz var. Yani bazı aksiyomlarımız var. Biz bu aksiyomlarımızın üzerine teoremlerimizi inşa ediyoruz. Ve aksiyomlar ön kabullerdir. Yani onlar indirgenemezler. Bu durumda da aynı şekilde bizim sanata ilişkin bazı aksiyomatik önermelerimizin olması gerekiyor. Ve bazı sanat teorisyenleri bu şekilde sanatın ne olduğunu önermeler halinde açıklıyorlar. Örneğin George Dickey isimli bir sanat teorisyeni var. Kendisi 1974 yılında sanatı tanımlarken şöyle söylüyor. Bir sanat eseri insan yapımıdır. George Dickens'in bunu söylemesinin temel sebebi bir hayvanın üretiminin sanat eseri olamayacağı veya doğanın kendisinde, doğanın kendi kendine meydana getirdiği örneğin bir rüzgar ve fırtına sonrası oluşan herhangi bir görüntünün sanat eseri olamayacağı, sanatın bir insan yapımı olması gerektiğini söylüyor. Aslında bu sanatın ilksel tanımına da oldukça uygun. Size demiştim ya hani antik çağda, orta çağda, Rönesans'ta, yeni çağda ve 21. yüzyıl boyunca sanat tanımlaması sürekli olarak değişiyor diye. Antik dönemdeki sanat kavrayışına biraz hemen geri dönüp bakalım. Sanat için Latince'de ve Grekçe'de kullanılan kelimeler ars ve tekne. Batıdaki sanat kelimesinin karşılığı olarak kullanılan kelimelerin kökeni olan bu iki kelime de sanat zanaati de kapsar bir şekilde. Ta ki 18. yüzyıla kadar bu sanat ve zanaat arasında bir ayrım yapılmamıştı. Bu şu yüzden çok önemli. Bizim bugün ayakkabıcılık, işte çanak çömlek seramik ya da kıyafet bu tarz şeylerin hepsi antik çağda da orta çağda da sanat olarak görülüyordu yani böyle sanat sanat eseri mucizevi bir deha'nın ürünü kimsenin dokunamadığı bir şey değil gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik gündelik hayatımızın bir parçası olan şeyler sanattı. Bu dönemde yapılan bütün sanat eserlerinin eser kelimesini bile kullanmak doğru değil aslında orada. Bütün sanatsal üretimlerin bir amacı vardı. Bir şeye hizmet eder biçimdeydi ve öyle özgünlükten, yücelikten, eserlikten milyonlarca dolardan falan da bahsetmek mümkün değildi. Bu ayrım ilk kez Rönesans'la birlikte başladı ve 18. yüzyılda Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurulması ve sanatın özlekleşmesiyle birlikte zirveye ulaştı. Bunu şu yüzden anlattım. O dönem ars ve tekne demiştim ya. Ars ve tekne insanın bütün üretimlerini, bütün zanaatlerini kapsar bir şekilde kullanılırdı. Ve bu kelimenin bir anlamı da şuna geliyor aslında. Doğanın kendisinde mevcut olmayan ve insanın ürettiği sonradan yapay her şeye sanat adı veriliyor. Yani bizim bugün mesela mutfak sanatları diyor olmamız aslında çok doğru bir tanımlama veya kuaförlük sanatı dediğimizde de yine kelimenin etimolojik kökenini oldukça uygun bir şekilde kullanmış oluyoruz. George Dicken'in ne dediğini hatırlayalım. Bir sanat eseri insan yapımıdır. Buradaki temel vurgu tabii ki de Dicken'in zamanında henüz yapay zekalar sanat eseri falan üretmeye başlamamıştı. Temel vurgu doğanın kendisinde olmayan insanın ürettiği, insanın bilinçli ve e, anlamlı etkinliğine yapılan bir vurgu var burada. Diki dışında bir de Arthur Danto'dan bahsetmek gerekiyor sanat teorisi dediğimizde. Arthur Danto için bir şeye sanat eseri dememizi belirleyen bazı koşullar var. X bir sanat eseridir ancak ve ancak X'in bir öznesi varsa X bir bakış açısı veya tavır ortaya koyuyorsa retorik eksiltmeler varsa şeklinde devam eden bazı önermeler var. İlk maddeyi hatırlayın x'in bir öznesi varsa. Şimdi x'in bir öznesi varsa ne demek? Danto da aslında burada vurgulamaya çalıştığı yine hayvanların ve doğanın kendisinde yapılanın sanat eseri olmaması. Dediğim gibi ha henüz orada yapay zekanın yani o tarihleri itibariyle yapay zekanın varlığından ve üretiminden söz etmiyoruz. Sadece onların söylediklerini günümüze uyarlayarak bu konu hakkında bize bir çıkar yol sunabilir mi diye düşünüyoruz. X'in bir öznesi varsa sanat eseri diyebiliriz. Yapay zeka bir özne midir? Aslında burada da bu sefer bunu konuşmamız gerekiyor. Biz neye özne deriz? Özne olmanın en temel faktörleri nelerdir? Özneyi en temelde bilinç üzerinden tanımlıyorsak, yapay zekaların bilinçli olduğunu söyleyebiliyorsak ancak yapay zekalar özne olabilir. Bu durumda da yine dediğim gibi kavramlarımızı tanımlamamız ve kavramlarımızın içeriğinden itibaren bir önerme ortaya koymamız gerekiyor. George Dickie, Arthur Danto, Clive Bell, Greenberg ünlü sanat teorisyenlerinin hepsinde sanata ilişkin şu vurgu vardır. Bir sanat eseri insan eseridir. Biz doğanın kendisinde mevcut olmayan insanın bilinçli bir şekilde Alet edevat kullanmasının bir sonucu olarak ürettiği şeylere sanat eseri diyoruz. Bir yapay zeka'nın ürettiği şeyine sanat diyemeyiz çünkü sanat insanın ürettiklerine verilen ad. Tamamen terminolojik bir şey. Bakın zaten bu terminolojik meselesi ortaya dikkatli bir şekilde baktığımızda açığa çıkıyor. Yapay kelimesi yapay zeka için kullandığımızdaki baştaki yapay kelimesi İngilizcede ne? Artificial. Artificial kelimesinin kökeninde ne var? Art. Tişörtümden de gördüğünüz gibi art İngilizcede sanat kelimesi için kullanılan kavram. Art kelimesi nereden geliyor? Latince ars'tan geliyor. Yani zanaat anlamındaki sanattan. Doğal olarak biz burada art dediğimizde veya artificial dediğimizde sürekli bir doğanın kendisinde olmayan insanın edimiyle yapay bir şekilde ortaya çıkartılmış bir şeyden bahsediyoruz. O zaman denilebilir ki aslında yapay zekanın üretiminin bir sanat eseri olup olmamasından ziyade yapay zekanın kendisi bir sanat eseri olabilir mi sorusu daha anlamlı ve terminolojik açıdan daha uygun bir soru ki bence öyle. Yapay zekaların üretimi için başka bir kelime bulabiliriz. Mesela hiç bilmiyorum. Kelime uydurmakta hiç iyi değilim. İyi bir fikriniz varsa siz söyleyin. Yani başka bir kavrama ihtiyacımız var. Dil zaten yaşayan canlı bir organizma olduğu için durumlara ve yeni gelişen, yeni ortaya çıkan gelişmelere bağlı olarak yeni kavramlar üretmemiz gerekebilir. Şimdi bu yapay zekanın sanat eseri üretemeyeceğine dair yapılan analitik açıklamanın yanı sıra başka bir açıdan ele alalım konuyu. Bunu bir kenara koyalım. Bu belki de sizin için yeterli bir açıklama değildir bilemiyorum. Yapay zeka neden sanat eseri üretemez? Part 2. Şimdi burada bir şeyin sanat eseri olmasının ne demek olduğuna geri dönüyoruz. Yine Arthur Danto benim başlangıçta videonun en başında gösterdiğim bütün farklı farklı sanat eserlerinde ortak iki özellik olduğunu söylüyor. Bunlar biçim ve anlam. Ve diyor ki her sanat eseri biçim kazanmış anlamlardır. Yani her sanat eserinin ortaya koyduğu, ürettiği bir anlam olacak ve bu anlamı sanatçı tarafından bir biçim verilmiş olacak. Yani bir cisim var, ortaya çıkan bir nesne var. Bir de bu nesnenin işaret ettiği ona aşkın bir anlam var. Her sanat eserinde ortak en az bu iki özellik var. Biçim ve anlam. Şimdi bu duruma baktığımızda yapay zekanın ortaya koymuş olduğu şeyde, üründe bir anlam görüyor muyuz? Bir biçimi olduğu çok açık. Ortada bir cisim, bir nesne var. Yani bir maddesellik var. Yapay zeka bir anlam üretici mi? İşte sorun burada başlıyor. Yapay zeka anlam üretmiyor aslında. Yapay zekaların e, ortaya çıkarmış olduğu eserlere bakarsanız hep zaten var olan eserlerin imgesel kombinasyonları. Örneğin Jetson adında bir yapay zeka Sunspring adlı bir film senaryosunu yazmıştı. Jetson bunu yapmak için onlarca bilim kurgu türünde filmin diyaloglarını tarayıp belli başlı temalara seçip diyaloglarıyla sahnelerin betimiyle tam bir film senaryosu üretmiştir. Yani kendisi hiç olmayan bir e, imge üretimine girişmekten ziyade zaten hali hazırda var olan imgelerden bazı parçalar alarak kendi imgesel kombinasyonlarını üretmiş oluyor. Bu durumda sanatsal bir üretim değil sanatsal üretimin kombinasyonları ya da Google'ın Deep Dream'i. Bu yapay zeka ise sisteme yüklenen fotoğrafları daha önce yüklenmiş olanlarla karşılaştırarak dönüştürür. Böylelikle yeni fotoğraflar üretir. Ne kadar çok fotoğraf yüklenirse sistem kendisini o kadar hızlı geliştirmekte. Burada verdiğim örneklerin hiçbirinde bir hayal gücünün üretimi olarak insani bir hayal gücünün üretimi olarak bir anlam üretimi yok. Yani bir hiçlikten, yokluktan varlığa getirmek dediğimiz bir e, yaratmaktan söz etmiyoruz. Şu anda gerçekleşen en basit haliyle sisteme bazı girdiler ulaşıyor. Bu girdiler ayıklanarak seçiliyor ve bunlardan başka bir çıktı yaratılıyor. Bir çeşit dönüşüm var aslında. Ama burada bir özgür yaratımdan söz edemiyoruz çünkü algoritmik yönlendirmeler var. Bir, Sanat kavramı zaten insana özgü bir kavram. 2. Burada özerk, özgürce bir yaratımdan söz etmemiz gerekiyordu. Immanuel Kant'ın e, yargı gücünün eleştirisinde dediği şeyi hatırlarsak, bilmeyenler için kısaca tekrar edeyim. Hayal gücünün serbest oyunundan bahsediyor. Bunun herhangi bir amaca yönelik veya bir zorunlulukla olmaması gerektiğinden, serbest bir çağrışımla yapılan bir üretim olması gerektiğinden söz etmişti. E, yapay zekada bu da yok. Bu durumda insanın içsel yaşantısının bir ürünü olarak ortaya çıkan bir anlamdan söz etmemiz gerekiyor. Yapay zekanın üretimi söz konusu olduğunda bu madde de eksik olduğu için maalesef üretimleri sanat eseri kategorisine giremez. Peki bunun anlamı ne? Yani yapay zekanın üretimini ne şekilde ele almalıyız? Bilmiyorum açıkçası bu çok heyecan verici bir gelişme. Gerçekten teknolojinin ilerlemesiyle sanat kavrayışımızın da nasıl şekilde dönüşümü uğrayacağına ve tamamen değişeceğine dair bazı sinyaller veriyor ve açıkçası felsefeye de konuşulacak pek çok yeni alan doğuruyor. Yani bilim ve sanatın kesiştiği bir noktadaki bazı kavramsal problemlerden bahsediyoruz. Bunun hakkında konuşmamız zaten oldukça felsefi. Dediğim gibi yapılacak en doğru şey bana kavramın kendisine sadık kalmak gibi geliyor. Yani sanat kavramının ne olduğundan itibaren böylesine bir önermenin doğru olup olmadığını inceleyebilirmişiz gibi geliyor. Yapay zekaların üretimlerini peki nerede görüyorum? Bunu da sanat piyasasından birkaç arkadaşımla, sanat piyasasında yer alan birkaç arkadaşımla tartıştığımızda konuşmuştuk. Şimdi bunların ilk örnekleri böyle yüz binlerce dolara satıldıktan ve tarih sahnesinde yerini aldıktan sonra bence bir yerden sonra değerlerini kaybedecekler. Yani dekoratif bir unsur haline gelecekler. E, Reprodüksiyon dediğimiz şeyler var. E, Mona Lisa'nın tablosunun çok iyi bir posterinin olması gibi. Bu posterlerden bir derece daha yukarıda ama Mona Lisa'nın kendisinden bir derece aşağıda böyle bir e, hiyerarşi değer hiyerarşisi yaparsak insan üretimi sanat eserinin altında kalan ama e, reprodüksiyonun bir noktada üstünde kalan bir yeri olacağı Tahmin ediliyor ama sanat piyasası çok e, kapitalin işlediği bir piyasa olduğu için ve bu piyasanın da e, ne olacağını, nereye gideceğine e, ne sanat teorisyenleri, ne felsefeciler, ne de sanat tarihçiler karar verdiği için bildiğiniz gibi para konuşur. O yüzden gelecekte bunun tam olarak neye evrileceğini kestirmek de hayli zor.